6-7 yaşlarında bir tane kız çocuğu. Birisi kovalıyor onu. O mezarlığa girmiş. Mezarlıktan kaçıyor. Kaçıyor. El oradan çıkıyor bir başka mezardan. Tam ev soğumaya başlamış. Sobada odun bitmiş. Kızım dedim bir odun getir. Dedi baba ben gidemem. Niye? Görmedin mi dedi. Dedim bacınla beraber gidin. Dedi ben de gidemem. Hanım zaten gitmiyor. Şimdi ben gideceğim. İşin aslı ben de tırstım. Yaşanan 32 yıllık süreçte sizi korkutan, anlamlandıramadığınız olaylar oldu mu? Gittik baktık ki mezarın içine düşmüş kadın öyle yine kalmış. 3 gün kendisine gelemedi, konuşamadı yani. Hele o gün akşama kadar hiç konuşamadı. Gece 2'de, 3'te bir bakıyorum polisler duvarlardan atlıyor. Kapı zil çalıyor, bakıyorum 3-4 tane ekip arabası gelmiş. Burada hiç büyü yapan birine denk geldiniz mi? Şerif abi sizi tanıyalım. Ben Şeref Özdemir, Tokatlıyım, Reşadiyeliyim. 32 yıldır mezarlıkta çalışıyorum. Burada görevliyim. Ben mezarlıkta da yaşıyorum aynı zamanda. Hayatım böyle. Peki bu macera nasıl başladı abi? Ya, macera mı diyeyim, ekmek parası mı diyelim. Bir tesadüf eseri 15 gün deneyelim diye girdik. 32 yıldır mezarlıkta yaşıyoruz yani. Ben normalde seyyar satıcılık yapıyordum. Şirinevler'de sabah kahvaltısı ama gündüzleri boştum. Ama sosyal güvencemiz yoktu. Hiç sigortamız migortamız yoktu bizim. Hayat ekmek kavgasıyla uğraşıyorduk. Kayınvalidemizin yanında böyle bir konu gelişmiş. Mezarlığa bir eleman aranıyor diye. Bu da 6-7 kişiye söylemiş. Kimse bunu kabul etmemiş. Kiminin eşi korkmuş, kiminin çocuğu korkmuş, kiminin kendisi istememiş. En son benim kayınvalidenin yanında konuşulunca kayınvalide de bana söyledi. Dedim bir 15-20 gün deneyelim. Ömrümüzü burada geçirdik. Bir vesile oldu. Vesile olandan da Allah razı olsun diyelim. Kaç yıllık mezarcısınız? 32 yıllık mezarcıyım. Mesleğini seviyor musun? Mezarcılığı kimse sevmez ama sevmesem 32 yıl çalışmazdım. Seviyorum. Daha doğrusu çalıştığım insanları seviyorum. Kimlerle çalışıyordunuz abi? Ben bir Ortodoks cemaatiyle çalışıyorum. İlk girdiğimde insanlar yabancıydı. Cenaze geldiği zaman hiç dokunmuyordu insana. Yani bir yabancı dışarıda da yolda geçerken de her gün bir cenaze görürsün, şey görürsün, etkilemez seni. İlk girdiğimizde de öyleydi. İnsanları tanımıyorduk. Ama yıllardan sonra insanları tanımaya başladıkça, tanıdıklarımız hep bir vefat etmeye başlayınca insan kendi ailesinden, kendi akrabalarından, yakınlarından birisi ölmüş gibi hissediyor. Onun için hayattan bu şekilde bir ders çıkartıyorsun. Yani her cenazede bir ders çıkartıyorsun. Peki abi bu ne mezarlığı? Burası Rum mezarlığı. Rum Ortodoks mezarlığı. Sadece Rumlar gömülüyor burada. Evet. Mezarlıkta çalışmanın duygusal yükleriyle nasıl başa çıkıyorsun abi? Belli bir yaştan sonra olsaydı biraz ağır gelirdi ama ben çok genç yaşlarda geldiğim, buraya çalışmaya başladığım için alıştık diyeyim ya. Bir anım vardı herhalde, onu paylaşabilirsin abi. Buranın temizliğini yaparken eşim, kayınvalidem, ben hep beraber yapıyorduk biz. Mezarların üstünde otları yolarken üstünde toprak var. Kayınvalide mezarın içine düşmüş. Bir santim beton koymuşlar, üstüne de toprak koymuşlar. Beton kırılınca mezarın da içi boşmuş, içine düşmüş. Biz bakıyoruz, 5 dakika sonra kayınvalide aklımıza geldi. Ben hanıma dedim, annenin nerede diye bir soru sorduk birbirimize. Bakıyoruz ki göremiyoruz. Dedik bir yerde oturuyor mu acaba? Gene de göremedik. Gittik baktık ki mezarın içine düşmüş kadın öyle. Gene kalmış, 3 gün kendisine gelemedi, konuşamadı yani. Hele o gün akşama kadar hiç konuşamadı. Peki o mezara düştüğünde bağırmadı mı? Bağırdıysa bile biz duymadık zaten. Birdenbire olmuş demek ki. Bu beton, bir santim beton ne olacak? Üzerine de temizlik için çıkınca küt diye düşmüş içine. Öyle de oturacak bir şekilde kalmış. Yani baygın da değil ama dili lal olmuş derler ya bizde. O şekilde. Korkmuş yani. Bayağı bir korkmuş. 3 gün kendisine gelemedi. Ama bir gün hepimiz oraya gireceğiz değil mi abi? Buradan kaçış yok. Zaten dünyada öleceğini bilip de hiç ölmeyecek gibi yaşayan tek varlık insan ol. Hepimiz öleceğimizi biliyoruz. Yani 80 yaşında da 90 yaşında da olsan, anneannem vardı benim rahmetli, 103 yaşındaydı. 103 yaşında bile öleceğini biliyor ama yani ben 103 yaşındayım, bugün ya da yarın ölürüm diye ölmeyecek gibi şey yapıyor. Hala o yaşta 103 yaşında anneannem bir şeyler alıyor mesela, biriktireyim, alayım, yapayım, saklayayım, ileriye dönük. Yani 103 yaşına gelmişsin, daha ileriye dönük ne yapabilirsin sen? Birikim yapayım ya da şunu saklayayım, şöyle yapayım. İnsanoğlunun gözü doymuyor demek ki. Hani toprak doyursun dedikleri herhalde o sanıyor. Nerede yaşıyorsunuz? Mezarlıkta yaşıyoruz. Gördüğün gibi burada yaşıyoruz. Mezarlığın içerisinde. Home office'deyiz.
Mesleğinize nasıl başladınız ve mezarcı olmaya nasıl karar verdiniz? Mesleğime bir tesadüf olarak başladım. Seyyar satıcılık yapıyordum. Sosyal güvencem yoktu. Mezarcı olmaya da öyle bir bilerek bir karar vermedik. Sosyal güvenceye sebep bir işe girdik. Girdik, insanları da sevdik, tanıdık, baktık. Hepsi çok değerli insanlar, iyi insanlar. Ailemiz gibi oldu. Büyüğü, yaşlısı, annesi, annemiz, babamız, ufakları, kardeşimiz oldu. O şekilde de devam ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. En korktuğunuz an hangi andı? En korktuğum an buraya ilk girdiğimde, ilk cenazeyi gömdüğüm zaman o gece korkmuştum. Çok kendimi değişik hissetmiştim ya. İlk defa hayatımda bir cenazeyi o gün gömmüşüm. Evimin tam yanına iki at. Bir de o da 3 metre 4 metre mesafesi var benim evle. 3-4 metre mesafeye bir cenaze gömdük. İlk şey oydu. Kendime bir acayip gelen. Ondan sonra ikincide biraz daha şey oldu. Üçüncüde derken sonra alıştın zaten artık. Peki bu yaşanan 32 yıllık süreçte sizi korkutan, anlamlandıramadığınız olaylar oldu mu? Değişik olaylar derken şimdi mezarlıkta yaşıyoruz. Burası da bir ağaçlık bölge. Gece 2'de, 3'te bir bakıyorum polisler duvarlardan atlıyor. Kapı zil çalıyor, bir bakıyorum 3-4 tane ekip arabası gelmiş. Açıyorsun zili, hırsız kovaladık diyorlar, mezarlığa kaçtı. Öyle değişik olaylar oluyor. Rüyalarınızda bu konularla alakalı hiç ölülerin girdiği veya yaşamış olduğunuz farklı bir rüya anınız var mı? Benim babamı çok genç yaşta kaybettim. Benim babam vefat ettiğinde 27 yaşında, ben de 3 yaşında öksüz yetim kalmışız. İki kardeş. Aslında öbür taraftan hayretten babam rüyama girsin, öbür tarafta ne var ne yok bir haber versin dedim ama hiç öyle bir değişik bir rüya, değişik bir şey de görmedim. Peki abi, çocukluk yaşlarınızda mezarlıkta çok uyuduğunuzu söylemiştiniz. Evet. Ondan biraz bahseder misin? Babam vefat ettiğinde annem 14 yaşında evlenmiş, 18 yaşında dul kalmış. İki çocukla. 23 yaşında tekrar annemi evlendirmişler. Çocuklar babadan kaldı, anneden kalmasın diye. Üvey baba elinde büyüdük. Üvey babayla da biraz geçinemiyorduk. 11-12 yaşında çalışıyorduk. Biraz iş ters gittiğimiz zaman kızıyordu, evden koyuyordu ya da ben kaçıyordum. Kaçtığım zaman en güvendiğim yer bizim mezarlık vardı. Orada bir cami inşaatı vardı. 3-4 yıl sürdü o inşaat. 11-12-13'lü yaşlarda, 14'lü yaşlarda ben mezarlıkta çok yattım. Belki de onun için bir alışkanlıktı. Korkmamam. Yani yoksa mezarlığı 6-7 kişi, 8 kişi belki de kimse kolay kolay işe girmemiş. Yani burası 6 ay eleman bulamamış. Kimseyi çalışmamış. Ben 11-12-13'lü yaşlarda dedim ya, mezarlıkta çok yattım. Ben ölülerden o zaman da bir zarar görmedim. İnsanoğluna bir zarar gelecekse diriden gelir. Ölü varlıktan hiçbir insana zarar gelmez. Ben bir zararını da görmedim. 3 tane çocuğum ve eşimle yıllardır, biz 32 yıldan beri burada, gece ve gündüz buradayız. Ölüden bir zarar görmedik biz. Ölünün tek istediği bizden duadır. Şimdi abi, bizim kültürümüzde toprak kabul etmez diye tabir vardır. Buna benzer bir durum yaşadınız mı? Bizim burada bir tane önceden zangoçumuz vardı, rahmetli Niko abimiz. Bunun da bir eşi vardı. Niko abi vefat etti. Aradan 5 yıl sonra da eşi vefat etti. Biz burada tabutu iplerle indiriyoruz. 4 kişi tutuyoruz ucundan, iplerle indiriyoruz. Eşinin cenazesini indirirken vefat eden Niko abinin üzerine. Tabutun birisi öndeki arkadaşın elinden ipi koptu, kaydı tabut aşağı. Tabut oldu dik. Tabutu geri çekemiyoruz. Kadın 150 kilo. Aşağı inemiyoruz. Mezar kapı sadece böyle, bizde sandık mezar dedik. Kapalı bir, şu kadar bir ağzı var mezarın, mermerden. Onun şekilde dik koymuyorduk. En sonunda mezarın içine girdim. Santim 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 çekerek 2 saatte zor şey yaptım. Herhalde kabul etmez dediği, Niko abi istemiyordu demek ki. Kabul etmez dediği toprağın o olsa gerek. Onun haricinde pek bir şey başıma gelmedi. Bir korktuğum bir anı dedin ya. İlk girdiğimiz dönemde benim ev burada sobalı. Şimdi benim kızlar hem mezarlıkta yaşıyoruz. Onlar da cahil cesaret işte. Korku filmini çok meraklılar. İki kızım var, bir oğlum var. Dediler korku filmi izleyelim. Kızım dedim, mezarlıktayız, ne korku filmi? Dinlemediler, açtılar. İyi dedim, ben de onlarla oturdum. Dedi ki annesi mısır patlatın. Sobayı da yakmıştı böyle kış ayı. Filmi açtılar. İnanın filmde bir mezarlık filmi. 6-7 yaşlarında bir tane kız çocuğu. Birisi kovalıyor onu. O mezarlığa girmiş. Mezarlıktan kaçıyor. Kız kaçıyor. Duman, sis, perde. Bir el oradan çıkıyor. Bir başka mezardan. Korkusunu, heyecanını hala şu an anlatamıyorum. Orada o filmi izlerken tam ev soğumaya başlamış. Sobada odun bitmiş. Şimdi o zaman mezarlıkta bizim aydınlık da yok, ışık da yok. Kömürlükte evimizin yan tarafında. Dedim kızım bir odun getir. Sobaya odun atalım. Filmi kapattılar, durdurduk. O filmi devam edeceğim. Kızım dedim bir odun getir. Dedi baba ben gidemem. Niye? Görmedin mi dedi filmi. Kızım gördüm de kim getirecek? Dedim bacınla beraber gidin. Dedi ben de gidemem. Oğlana dedim, oğlum ben hiç içerideydi. Sebahattin dedim, oğlum git şuradan kömür getir, odun getir, sobaya atalım. O dedi ben de gidemem. Hanım zaten gitmiyor. Şimdi ben gideceğim. İşin aslı ben de tırstım. Erkekliği de ayak altına da alamıyoruz.
Dedim oğlum kızım ya ne var dedim korkacak gelin dedim hadi hep beraber bak dedim gidelim alalım şunu. Gittik 5 kişi odun almaya gittik kömürlüğe. 5 kişi geri geldik odunu. Halbuki korktuğumdan ha çocuklara, çocuklara cesaret vereceğim ya. O an değişik bir andı yani. Böyle bir olay gibi. Abi bu işin getirisi var mıdır? Ne kadar kazanıyorsunuz? Bu işin getirisi var mıdır derken ben 32 yıldır buradayım bir getirisi yok. Bu işin en iyi tarafı trafik sorununun olmaması İstanbul'da. Çünkü dediğim gibi evden çıkıyorsun, işe giriyorsun, işten çıkıyorsun, eve gidiyorsun. İkisinin arasında 5 adım mesafe var. Ayda bir home office'teyim. Getiri olarak bakarsan öyle bir getirisi yok. Bir sosyal güvencesi var. Zaten emekli olduk. Şimdi hem emekliyiz hem de tekrar çalışıyoruz. Mezarlıkta hiç hırsızlığa denk geldiniz mi? Bu tür olaylar oluyor mu? Hırsızlık oldu. Daha önce böyle bir kilisemize geldiler. Burada eski ikona diyorlarmış. Biz o zaman ikona nedir bilmezdik, şey bilmezdik resimler. O resimleri geldi hırsızlar almış götürmüş, demirleri kesmişler götürmüşler. O zaman ben burada yaşamıyordum ama. Ben bir sene evi getirmedim buraya. Ha bugün bırakırım hani dedik ya korku morku. Ben korkmam ama eşim dedim korkar. O zaman çok eşim de çok gençti. O dedi korkar. Bir sene başka yerde oturduk. Evi getirmedim, taşımadım. O zaman burada yoktum. Bir sabah geldim demirler kesilmiş. Burayı hırsız almış. Polisi çağırdık. Gerekeni yaptılar falan. Öyle bir olay oldu. Eyvallah. Peki mezarları kazıp bizzat içinden bir şey alan, halde mezarlıklarda mezarın içinde altınlar vesaire olur ya. Vallahi onlar çok eski mezarlıklarda olursa olur. Öyle bir şey burada denk gelmedim hiç. Çünkü biz zaten 7-24 buradayız. Ben gitsem çocuklarım burada. Burayı pek yalnız bırakmadık biz. Altınlar, define arayanlar nereye arayacaklarını biliyorlar yani. Gördüğünüz en garip cenaze töreni nedir? Ya şimdi öyle gariplik değil de insanın ölenin kendisi garip oluyor. Bazen hiç ailesinden tek kişi olmuyor. Burada bir iki sefer oldu. Vefat etmiş. 10 gün sonra komşuları farkına varmış. Biz burada sadece 2 kişiyle 4 kişiyle cenazesini toprağa gömdük. Yani dışarıdan tabutunu mezara koymak için adam çağırdık da gömdük. Yani gariplik derken öyle. Mezar taşına çok ilginç yazılan bir şey gördünüz mü? Valla burada yazılsa da ben Rumca okumasını bilmediğim için ne yazdıklarını bilmiyorum yani. Ama genelde burada yazı işleri falan da çok biraz da pahalı olduğu için sadece isim soy isim yazdırılıyor. Biz de görüyoruz bizim Türk mezarlıklarında adam şiir yazıyor falan ama burada şöyle bir sadece isim soy isim o kadar. Doğum tarihi, ölüm tarihi. Hiç öyle ilginç bir yazı olmadı yani. Fotoğraf da asıyorlar genelde. Fotoğraf hepsi bütün mezarlar yani hepsini demeyeyim de durumu olanların hepsi. Şimdi bir fotoğraf da pahalı yani. Porselen fotoğraf. Yaptırıyorlar. Şimdi bizim şehirlerde de var. Bizim Müslüman mezarlıklarında da çok gördüm ben. Onlarda da var. Özellikle şehitlerde mesela ben kendi köyümde bile var yani. Eyvallah. İki tane şehidimiz var. Şehitlerim de var. Şu ana kadar komik bir olay yaşadınız mı? Komik olay komik mi diyeyim? Trajikomik mi diyeyim? Eve misafir gelmişti. Dayımın çocukları yurt dışından gelmişler. Biz de evde yoktuk. Kardeşimle beraber açmışlar girmişler kapıyı. Mezarlıkta hanım çarşafları asmış, o da birbirinin omzuna çıkmışlar. Çarşafları birbirinin kafasına geçirmiş. Bana ruh gibi hareket yaptı. Biz de girdik mezarlıktan, araba karşıda vuruyor duvara. Baktık oradan kollarını da açmış böyle 2,5 metre bir şey olmuşlar. Şey gibi, hayalet dedim ya bu kadar hayalet mi olur? Biz yanaştık falan. Benim oğlum var işte 5-6 yaşındaydı o zaman. Dedi ki baba bunun dedi hayaletin ayakkabısı olur mu? Dedi hayalin ayakkabısı var dedi hayaletin. Yani o çocuğun düşündüğünü biz düşünemedik yani ha. Hani şimdiki çocuklar diyorlar ya ecit mecit. Hakikaten doğru. Şimdiki çocuklar 3 yaşındaki çocuğun alıyor eline telefonu, bilgisayarı. Onun girdiklerinin onda birini ben beceremiyorum vallahi. Mezarlıkta çok güzel ya da çok kötü bir kokuya denk geldiğiniz oldu mu? Uzun süre yağmur yağmaz da bir yağmur yağdığı zaman bir toprak kokusu gelir. O toprak kokusu seni gerçekten sanki içine çeker. O koku benim hoşuma gider. Ben severim o kokuyu. Hani peş peşe yağdığında değil ama mesela yağmur bir süre yağmadı. Toprak bir süre su görmedi. Bir yağmur ya kuruduğu zaman yağdığında o koku beni hoşuma gider. Mis gelir. Burada hiç büyü yapan birine denk geldiniz mi? Burada büyü yapan birine denk gelmedim. Ama büyü gömmek isteyen yüzlerce insana denk geldim. Kapı çalıyor açıyorsun. Kadın oğlum hasta, kızım hasta, kocam beni terk etti, kocamın sevgilisi var. Buna papaz büyüsü yapmışlar diye çok oldu. Gelip buraya gömmek isteyen ama kesinlikle biz onlara öyle şeylere izin vermedik. İlk başlangıçta böyle hasta olup diye inanmıştım birisine. Dedim şu ilk mezara bırak abla dedim. Madem hastan var dedim. Çocuğumun hasta olduğunu anlattı. Tamam dedim. Bıraktı buraya. Kadın gitti. Şeytan dürtükledi beni.
Gittim baktım bir tane bebek. Bebekte de bir, belki var 500 tane iğne, toplu iğne. Dedim ya böyle bir şey olur mu dedim ya. İçimde hani biz de eskiden beri duyarız ya insanlara şey yapsın diye. Kaldırdım hemen attım çöpe zaten. Ondan sonra da daha ilk ve tektir, daha ondan sonra da hiç izin vermedim. Ama hala bile geliyorlar yani şey olur. Çok gerçekten bizde inanan çok büyü olaylarına ya. Hani gerçekliği payı var mıdır yok mudur bilmiyorum ama gömmek isteyen, papaz büyüsü yapmış diyen. Bizim hocalar işin içinden çıkamadığı zaman, hocalar demeyeyim aslında, hocaları karıştırmayayım mı? Sahte hocalardan bahsedeyim ben sana. Çünkü kendi gerçekten dini bütün hocalarımız bunu yapmaz, ben buna inanmıyorum. Sahtekar hocalar işin içinden çıkamadığı zaman diyorlar git bunu ya bir işte şu mezarlığa göm ya da işte ondan 40 gün orada kalsın. Ondan sonra götür denize at ya da işte al yak şeyini iyileşecek ama ben böyle şeye inanmadığım için etkilemiyor böyle. Normalde büyü var abi. İşte herhalde onlar da deniyorlar. Ya belki de ama büyü varsa da bunu gerçekten bunun bir ilmi vardır. Televizyonda da çok haberlerde de olayı izliyoruz ya. Onun evet, için kandırıyorlar. Aynen öyle. Yani en ufak bir şey yapıyor. Bir içinde Arapça iki yazı yazıyor. Zaten biz de Arapça çoğumuz da bilmediğimiz için. Adam oraya belki de başka bir şey yazıyor. Hiç alakası, dua ile alakası olmayan bir şey. Ver 3.000 lira, ver 5.000 lira. Veriyorsun. Onu da al götür bir şeye göm. O şekilde olur. Yani buraya gelen insanlar genelde yalan söylüyor. Çünkü farklı bir büyük... Aynen, aynen öyle. Çocuğum hasta diyor, kocam beni terk etti diyor. Bir tane diyor işte Rusyalı bir kadın ya da işte başka bir kadın kocamın aklını çeldi diyor. Şöyle bir sürü o bahane çok. En zorlandığınız iş gününüzü hatırlıyor musunuz? En zorlandığım iş günü, ya şimdi ben mezarcıyım. Burada mezarı da ben tek başıma kazıyorum. Aşırı yağmurda mezar kazmak zorundasın. Kar yağıyor yerde mesela, İstanbul'un karlı zamanları da oldu bu 32 yıl içerisinde. O karda bile mezarları kazmak zorlanıyorsun yani. Başka bizim mesela mezarlarda 2 kişi 3 kişi ya da bir kepçeyle kazılıyor. Biz burada tek kazma kürekle kazıyoruz. Çünkü mezarlar hep eski mezar olduğu için o yüzden kolay bir iş değil yani. Hristiyan mezarlığında biraz daha derinden... Tabii derin kazıyor. Derinliği şu. Biz şimdi burada 5 yılı geçtiği zaman aynı aileden olan mezarları mesela insanın annesi ölmüş. Aradan 10 yıl geçmiş. Babası vefat etmiş. Ayrı ayrı yere gömmüyoruz. Onun annesinin kemiklerini çıkartıyoruz. Onu tekrar bir sandığa koyuyoruz. Onu papaz tekrar okuyor. Sonraki cenazeyi koyuyoruz içeri. Onu da ayak ucuna koyuyoruz. Papaz ikisini bir okuyor. Tekrar üstünü kapatıyoruz. Onun için derin olmak zorunda yani. Yoksa özellikle bir derin olması gereken diye bir şey yok. Normal mezar 1 metre 20 santim zaten. 10 santim 20 santim. Peki Hristiyan ritüelinde nasıl cenaze gömülüyor? Ne oluyor tam? Süreç nedir? Ya süreç nasıl? Şimdi insan vefat ettiği zaman aynı bizdeki gibi alıyor, hastaneye götürüyor. Şimdi eskiden köy yerlerinde, bahçelerde yıkanırdı. Şimdi hastanelerin gasilhanelerinde yıkanıyor, temizleniyor. Tabuta konuyor güzel bir şekilde. Ondan sonra geliyor buraya, duası yapılıyor. Papaz duasını okur. Ailesinden, etrafından komşuları kim varsa geliyor. Ondan sonra cenazesini gömüyoruz. Yani bizden pek farkı, biz de cenazeyi tabutsuz gömüyoruz. Sağımızın üstüne yatırıyoruz, tahta diziyoruz. Bunlar da direkt tabutla sırt üstü yatılıyor. Başka bir şey yok. Şu ana kadar en çok duygulandığın olay ne oldu? Duygulandığım olay mezarlıkta, hepsini çok seviyorum da 2-3 tane çok bağlandığım, çok sevdiğim insanlar vardı gerçekten. Bunların ikisi erkekti, ikisi bayan. Vefat ettikleri zaman kendi ailemden birisi vefat etmiş gibi çok üzüldüm. Ben de çocuklarıyla ya da ailesiyle beraber onların çektiği yası ben de çektim yani. Hiç garip sesler gelen bir mezara şahit oldunuz mu? Ya şimdi zaten burası oturma alanının içerisinde olduğu için, ufak bir mezarlık olduğu için. Hani belki öyle büyük bir mezarlıklarda o şeyle olabilir ama hani insanlar o sesin mezarlıktan geldiğini sanır. Burada zaten etrafımız hep ses dolu. O yüzden pek mezarlığın sesini dinlemeye vaktimiz olmadı yani. Çocukları gömmek senin için zor mu? Allah'tan hiç çocuk gömmedim 32 yıl içerisinde. Genç gömdüm de çocuk hiç gömmedim. Çocukları gömmek elbette ki her insan için zordur. Dünyayı tanımadan dünyaya veda etmek, görüyoruz Filistin'i, yapacak bir şey yok. Uzun yıllar sonra açılan bir cenazenin hiç çürümediğini gördüğünüz oldu mu? Oldu. Vefat edeli 25 yıl olmuş. 25 yıl aradan sonra bir ailesinden birisi yurt dışından gelmiş gömülen cenaze. 25 yıl sonra ailesinden birisi vefat etmiş. Bana mezar açmamı söyledi. Açtım, mezar olduğu gibi duruyordu. Hiç çürümemiş.
aradım bizim Zangoç'u o zamanki de bahsetmiştim biraz önce Niko abi diye. O da Allah rahmet eylesin. Niko abi dedim, çağırdım dedim, bu böyle böyle olduğu gibi duruyor. O işte o aşırı pis bir koku var ya. O kokuyu orada hissettim ben. O açtığım zaman, mezar açtığım zaman hissettim. Aşırı böyle tekrar kapattık üstünü ya başka. Çok acayip bir koku vardı. Yani onu bırak şu yoldan geçsen, 50 metre yoldan geçsen o kokuyu hissederdin yani. İnsan eti o kadar pis kokuyor. O kokuyu hissettiğinizde sen nasıl hissettin? Cenazeye öbür geldiğimde, yani mezarda bayağı kazdım mı? Çünkü ta o cenazeye kadar geldim. Kazmayı, küreği salladığımda baktım. Yumuşak bir, sanki dersin bir kirli toprağa girer gibi şey. Baktım o kokuyu açıldı. İki, Allah'tan bir iki küreği hızla atmışım. Bir koku yayıldı. O kokuyu duyar duymaz zaten hemen Niko abiyi aradım bir şeyde. Onun üzerine hemen 2-3 kürek tekrar kapattım onu. Mezarı kapatmadım yani. Sadece o gözüken kısmı kapattım. Niko abiyi çağırdım. Dedi ki, o da işte gereken artık papaza mı söyledi, yetkililere mi söyledi? Geri kapatmamı söylediler. Kapattık, başka bir yere açtık. Hiç bozulmamış yani. Yok. Ama sonradan öğrendik, o yurt dışından geldiğinde oradan gelen tabutla gömülmüş. Bu tabut da mumyalanmış gibi. Hiç hava almayan bir tabut. İçi galvanizle komple kaynaklanmış. Hiç hava almadığı için de hiç bozulmamış yani. Dışının tahtası çürümüş ama içinin galvanizi o şekilde kalmıştı yani. Mesleğinizle ilgili yaygın yanlış anlamaları düzeltmek istediğiniz bir şey var mı? İşte hep şey derler ya, o mezar çok korkunç, işte böyle bir yerde nasıl çalışır bir... Ha, onu çok diyorlar zaten, mezarlıkta nasıl yaşıyor, nasıl... Onu benden çok... Benim kızlarım bile mezar kazıyor ya. Şimdi büyüdükten sonra iki kızım var, ellerinizden öpür. Benimle beraber mezar kazar yani. Ben gece hanımla 2:30'da biraz atışıyorum. Hanım mezarlığı turluyor gece 2:30'da, 2:30'da. O korku yok bizde. O inancın verdiği. Evet. Cenazeyi defnederken cenazenin yakınlarının ilginç sohbetlerine denk geldiniz mi? İlginç sohbetleri, daha cenazenin başında miras bölüşeni çok gördük. Yok öyle değildi de böyleydi, öyle oluyor yani, onu görüyoruz ister istemez. Ölme yeter ki. Var mı bir anınız böyle hatırladınız? İşte geçen yıl bir cenaze gömmüştük. Daha cenaze içeride, papaz daha okumaya başlamadı. Musalla taşına koymuşuz içeride. Yakınları da şehir dışından gelmiş. Öbürleri, yakınları da burada. İşte o ev nasıl olacak, bu dükkan nasıl olacak, orada bankada ne kadar varmış diye onun parasını, pazarlığını yapıyorlardı. Evlen gitti. Sen ölme yeter ki. Mezarlıkta çalışmanın size öğrettiği önemli hayat dersleri nelerdir? Siz mezarlıkta yaşasanız, mezarlık size neyi hatırlatırdı? Ölümü var. Şimdi ben de ölümü 32 yıldır gece ve gündüz hatırlıyorum. Şu bahçeye oturuyorum, bir bardak çay içerken mezarlığa bakıyorum. Dedim ya, ilk başlarda insan bir garipsemiyor. Ama şimdi buraya oturduğun zaman bir tanıdığım vardı şuradaki mezarda, öbür tanıdığım vardı buradaki mezarda. Yani geçerken insanlar yaşıyordu, dün vardı bunlar, bugün yok. Hepimiz toprak olacağız. Öleceğimizi bilip ölmeyecek gibi yaşayan tek varlığız biz. Bu da size büyük bir hayat dersi oldu. Aynen öyle. Her gün ölüler içinde olunca nasıl hissediyorsunuz? Bir gün onların yanına gideceğinizin farkında mısınız? Elbette farkındayım. Ama işte zamanı belli değil. Zamanı belli olsa, insanlar öleceği tarihi bilse, bu dünya var ya, çok bambaşka, çok değişik bir şey olur. Hani gece 2:30'da, 3:00'de yürüyüş yaparken duygulandıran böyle bir anın, bir hissiyatın oldu mu yani? Hani olur ya, her insanın böyle duygu boşalması yaşadığı bir an olur. Geziyorsun, kendi babanı mesela aklına geliyor. Kendi çok sevdiğin insanlar aklına geliyor. Bu cemaatten mesela gerçekten bana babalık yapmış insanlar var. Hala hayatta olanlar da var bunların içerisinde. Hani kendi ailemden görmediğim iyiliklerimi yapan insanlar var. Onlar geliyor. Bazen işte insanın kendi maddi manevi sorunları oluyor. İnsan ruhunun boşalması lazım. Ruhun da nasıl boşalacak? Gözyaşlarınla boşalacak. Başka türlü olmuyor. Ağlıyorsun. Var mı abi senin eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey? Vallahi sohbet çok güzeldi. Sizinle sohbet etmeyi çok sevdim. Hayalhanem hakkında neler söylemek istersin? Hayalhanemi ben izlediğim zaman ben röportaj yapmaya korktum aslında. Niye korktum dersen, bakıyorum hep profesörler, bilgili insanlar, şeyler. Ya dedim, ben mezarcıyım. Benimle niye bunlar röportaj yapmak istiyor diye çok kendim bir şeye tedirgin oldum. Aslında tırstım diyeyim. Yani sonra arayan arkadaş dedi ki, ya bizim böyle böyle hep profesörlerle ya da din alimleriyle ya da işte başka konuda insanlarla görüşmüyoruz. Biz halktan da insanlarla, değişik meslek yapan insanlarla da görüşüyoruz. Sen de bunlardan birisin deyince arkadaş biraz motive etti. Onun için dedim, görüşelim.
iyi bir program, takipçiniz bol olsun diyeyim. Zaten benim söylememe gerek yok. 6,5-7 milyonun üzerinde mi? 13 milyonun üzerinde mi? 3,5 mu? Ben 6,5, o zaman izlenme oranını mı gördüm? 6,5 milyon izlenme. İzlenmeler çok yüksek. Güzel. Tamam, zaten benden de 5 takipçi aldınız. 5 kişi bir takip aldık. Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle. maybedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.